Boynu nasıl? Tutuk YouTuber okey mi ya? Evet ya. Sevgili Backstory izleyicileri, sizleri evimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 3 yarışmacı 15 bin lira, tek bir ödül var. 15 bin lira yok. Senden utanıyoruz. Sen onu klaket gibi yaptın. Bu yazsaydınız gerekli kadarınızı. Tamam, enerjik bir yarışmacılık artık. Allah belanızı versin. Arkadaşlar bize yönetmenimiz dedi ki, tutuksunuz. O yüzden bizim çok fazla bağırmamız gerekiyor diye anladık biz. Birinci yarışmacı benim. Ayarları yok gerçekten. Bağıracak mısın lan gerçekten bütün program? Tutmuyor dedi. Yani YouTube'da tutmaz denmedi ama mi? Ama bağır demedi. Enerjiyi yükseltti. Okay. Bağırmakla enerjiyi yükseltmek farklı şeyler. Aynı şey değil. Mete sana 10 puan vereyim mi? Ne yazmışım buraya? Açılana, acılara yürüyor korkmuyorum. Bu bir şarkı sözü yaz. Okey özür dileriz. Mete'den bu yüzden sen 5 puan kıracağım yarışmanın sonunda ya çok önde olursa. Yarışma yapacaksın bize. İçeride oturuyorduk ofiste. Dedik ya ne yapsak ne etsek. Nasıl bir içerik bulsak, çeksek de bu şeyleri doldursak, videoları doldursak. Sözleşmemizi karşılığını vermemiz lazım. O sırada hemen dedik ki lan ben dedim size bir soru sorayım. Bir tane daha sorayım, bir tane daha sorayım, bir tane daha sorayım. O sırada dedik ki lan birbirimize madem soru soralım bundan sonra. Hı. Herkes kendi istediği gibi sorusunu hazırlasın. Ne sormak istiyorsa sorsun. Seviştin mi, sevişmedin mi, ne sormak istiyorsan. Öyle mi? Ama ben biraz gereksiz bilgi yarışması gibi yaptım bunu. Yani öyle değil. Özel hayatımıza dair bir takım bilgileri buradan açıklamayalım. İsteyen de yapsın bence. Çok özür dilerim. Bak 8 tane kamera bak. Bu var, bu var, bu var. Evet. 20 tane mikrofonumuz var. 4 kişiyiz burada. Toplam yaşlarımız 150. Neyimiz yok? Silgi ya. Silgimiz yok arkadaşlar. Ben de Selpak burayı bipleriz. Selpak. Boynu tutulmuş kıyamam zaten. Şuraya kadar müthiş ya. Dönebiliyorum. Yok. Burada bu. Boynu nasıl? Tutuk YouTuber okey mi ya? Evet ya. Sen bu videoda oğlum, mesela bizden ayrılmak ister misin Okan? Niye ya? Millet uçaktan atlıyor, halı saha maçı yapıyor. Bakar mısın bu uçakta? Çok zorlarsam Mete'ye de bakarım. İçeride bir tane ayna var, şuraya koyalım mı böyle? Buradan en azından Mete'ye soykan. Hayır yok, tatlıda duruyor. Tamam Okan bizim cevaplarımıza bak. Mete sen de bakmazsın. Bakar. Mete bakar. Bakar mı? Bakar. Mete bakar. Tamam. Kesinlikle göstermeyin. Ben böyle kuş dili falan yazarım. Kuş dili. Parsa parlak. Gağını gazı gağını. Hazırız. Konsepti anlat ya. İşte konsepte gereksiz sorular bir yarışması sordu. Var arkadaşlar. 15 tane ben soru hazırlayabildim bununla alakalı. Yeter. Böyle insan düşünür ya hayatın içerisinde. Lan ben bu soruları ne yapacağım, nerede kullanacağım? Bu bilgi bizim hocam nerede işimize yarayacak? Yüksek bilgi enerji! Beler yapacak bu çocuk bunu böyle. Keşke şu anda biri beni bıçaklasa ya. Suray bunu ikili bir formata çevirelim. Olur kardeşim. Biz seninle mi ben bu ikisini yapalım. Arkadaşlar benim enerjim size fazla geldiyse ben başka bir kanala gidebilirim. Var benim tanıdığım yan kanallar var. Okay. Neyse. Dediğim gibi gereksiz bilgi yarışması. Bazı sorular hazırladım. Bunlardan soracağım arkadaşlarıma. Karşılığında da kafama göre puan vereceğim. Hiç de umurumda değil kaç puan aldıkları. Suray. Ama onu bak düzgün söyleyeyim. Sonra videoların kurgularında puanları ayarlaması yazanlar çok zorlanıyor. Düzgün puan vereceksen. Ben diyorum ki biz şimdi bugün çekim yapacağız. Bir yere bir yemeğe gidilecek. Oo, gerçek mi lan? İddialı. En az puanı alan ödesin yemeği. Hakikaten mi lan? Ama para kazanmaya başladığımızda. Hayır. Şu an... Siz de bizlerle beraber bu oyunu oynamaya var mısınız? Ya hadi sor be adam ne olur ya. İskambil kağıdındaki papazlardan hangisinin bıyığı yoktur? Ne? Birinin bıyığı mı yok? Bir tanesinin bıyığı yok. Neden yok acaba? Bunun hikayesini anlatacağım bir videoda. Yazdım hocam. Bıyığı yok. Neden, sakalı... Hangisinin ben yok? Ne bildim ya. Bıyığı yok. Mantığın ya sakalı var mı? Ya sen Ankaralısın hayatında kahvehaneye gitmedin ya. Ne? Bu ikisi birbiriyle niye bağlandı değil? Süremiz doluyor. Alırsanız. 3, 2, 1 gösterelim o zaman. Buraya böyle ses efekti veriyorum. Yaparsın. Ya hadi göster şunu ya. Kupa, kupa, kupa. Doğru cevap. Bak ilk ben yazdım. Kopya çektiniz değil mi? Alakam yok. Ya sen doğru, ben de hızlı yazdın. Oğlum doğru cevap bir söyleyeyim doğru cevabı. Maça çıkacak. Kupa. Oley be. Cevap be. Ben tam beraberlik diyeyim. Dörder puan aldınız. Dörder. Ben yazacağım buraya puanı. Niye? Yani? Ben de yazacağım. Olsun. Sonra karışıyor. Ben köşeye 4 puanımı yazdım. Ben herkes kendi yazsın dördünü. Evet. Kendiniz tutun notunuzu. Ben hesaplayamam. Neden kupanın bıyığı yok? Bilmiyorum ki. Benim mantığım sen şu. Sen onları da be. Çok... Hanım izin vermemiş. Bu da aşk papazı. Evet. Helal. Canım yani. Çok eski arkadaşız biz. Doğru. Hani bıyık var öpemiyorum gibi olmuş. Doğru. Ya da yakışmamış hayatım gibi de olabilir. Abi sinek balesi götürdüğü arabalara da sıkıntı çıkıyor. Wow. Onların öyle bir hikayesi işte biri asilleri temsil ediyor, biri askerleri falan ya. BDSM'in
Tamam. Temsil ettiği tamam. bazı kimlikler var toplum içerisinde. Tamam. Ama ben onu sormuyorum şu anda. Açılımı nedir? Hadi bakayım. Madem öyle şöyleyiz, böyleyiz. Dur bakalım. Ben bunu ezbere net yazmam yanlış olur değil mi lan? Dur. Kimin ne kadar merakı var? Burada umarım Ezgi izliyorsun. Bakma. Bak. Bakma göz. Artık. Depression. Depression. Ağlatarak. Süreniz bitiyor. Hayır, beş. Bir saniye, bir saniye dur. 4. Aa hocam ya. 3. 2. 1. Bir saniye. Tamam yaz. Ha buldum. Tamam yaz hadi yaz. Allah kahretsin ya. Bunun İngilizcesini yazamam. Tamam evet. Türkçesini de evet, kabul. Tamam. Sırayla açalım bu uzun çünkü. Tamam. Abi. Açalım senden sonra. Başlayalım sen bir heyecanlısın. Bondage. Doğru. Disiplin. Doğru. Submission. Doğru. Mardin ya da mazoşizm. ya da midyat. ya çok 5-4-2-1 deyince M ile Mardin geldi. Sana helal olsun. Mazoşizm yani doğru mu? Abi. Güzel. Mazoşizm doğru, bağlama doğru, disiplin doğru, submission doğru. Hepsi doğru neredeyse. Submission yerine bir tane daha kullanılıyorlar. Belki diğerlerini de görürüz. O zaman sizinki hazır gelsin. Hazır mısınız hadi arkadaşlar? Neden ya? Abi ben... Biz de çok uzun bir beep yaptık az önce. Ve hala burada da kareler kapalı var şu an. ya ben böyle yaklaştıklarını düşündüm konuya. Anladım. Şey gibi akrostiş gibi düşündüm ben o yüzden. Yok, anladım. Ben bunları bilmiyorum. Akrostiş zaten de. Olur yani. Bir derdo. Söyleme artık. Yapacağını yapmış zaten derdoluktan. Yapmayın artık. Okan Beyciğim lütfencim. Bankacılık, denetim ve sigorta mevzuları. Bu şaka programı mıydı ya? bu, bana bu, soru dendi. Bu şaka programı bu şey mı? Ya bu puanını çık kardeşim. Neymişsin ya? Government fucks me every day. I don't need sex değil mi? Bankacılık, denetim ve sigortacılık mevzuları. Size aktüer ya da BDSM diye mi hocalarınız ezberletiyorsunuz? Yazıklar olsun. BDSM 101, BDSM 102. Bu soruya sadece Soykan doğru cevap verdiği için kendisine 10 puan veriyorum. Helal olsun. Helal. Size de 0 tabii tahmin ettiğiniz gibi. Yeni düşünmedim. Puanım oldu. Söylemeyi düşünmedim. Hı-hı. Benim puanım hala 5. Sıradaki sorum çok dikkat gerektiren bir soru. Hı-hı. Doğum günü kutladınız mı hiç? Tabii. En tabii sevdiğimiz. Kutladık. Sen de kutlamışsındır. Evet. Evet. En son ne zaman kutladınız? Sorma anısı ya, var. Ben bu sene. bu sene doğum günümde Covid oldum. Geçmiş olsun. Tam bir organizasyon doğru. yapılmıştı. Sizi çağırdım. 3 Ocak. Doğru. Çağırdım. 3 Ocak. Yapamadım o yüzden. Senin yakın zamanda oldu. Benim evet. 22 yani. Nisan'da. Benim geçen sene eski sevgilim. bir çok hızlı soruyorum. Evet. Sor. Evet abi. Bir pastanın üzerinde 10 mum var. 4'ü söndü. Tamam. İkisini yeri yaktılar. Bir tanesi yine söndü. Kaç mum kalmıştır? Ya bu ne abi? Bu dünyanın en kolay sorusu. Bu nasıl geçer? Şey ya matematikçi ya. Matematik. Abi yine o hesap var, şimdi onun formülüyle cebir, yapıyor. Cebir. Cebirle yapıyor. Ya bana bir tane sıfır anlatacak. 2 saat anlattı. Ne yapıyor oğlum? Ben hileyle yaptım. tamam aç sen. Olmaz. Oğlum ne yazıyor? Çok acayip. 10, 4. 4 tanesi söndü. İki İkisini geri yaktın. Evet. Biri yine söndü. Soru şey mi? Kaçı yanıyor mu şu an? Çakmak hangi bakkaldan alınmış? soru bu yani. Sorunu söyle. Kaç tane mum kaldı? Evet abi. Kaç tane mum mu kaldı? Bu sefer tersten dönsün. Kaç mum kaldı? Ne demek bir dakika? Oğlum bu ne? Ben yanlış bir şeydi. Ben soruyu anlamamışım. Tamam o zaman anlamamışım ben. Başlıyoruz. Ben ama sonra Mete'nin ilk cevabını Okan da söyleyeceğim. Okan en sona kalsın. Tamam, ben kendim ettim. Söylerim. Tamam. Okan en sona kalsın. Mete'den başlayalım. Abi 10. Tamam. Çünkü niye? Ben kaç tane mum yanmaya devam ediyor gibi algılayıp 7 yazmıştım. Yanmaya devam ediyor demeyi bilmiyor muyum ben? Ha biliyorsun işte ben okuduğumu anlamamışım diye onu... Ben 17 gördüm. Okey pardon. Yok yok. Ben de 10 diyorum. Tebrikler. Ben de türlü matematik formülleri sonunda 10. ya sen hemen pasta mı çizdin? Burada da oğlum integral yapmış orada türev almış bir şeyler. F'in tersi türevi. 10'a puan aldınız. Allah razı olsun. Çünkü 10 puanlık bir soruydu. Geçen Türkiye'nin en çok izlenen kanallarından birinde IQ testi yaptılar. Hı hı. 110 çıktı çocuğun IQ'su. İyi. İyi gitti. Tahminim daha yüksek. Benim küçükken ölçtüğüm... Kendi senin mi? Çıkıyor. Kendin 110 çıkıyor. Öyle. Aynen. Hiç öyle göz... Devam edelim. Evet. Onlar da 110'sa bu ortalamayı kim düşürüyor?
galiba, ben yüzünden düşüyor zannettim. Sıradaki sorum. Evet. Abi. Sen Aşk-ı Memnu izliyorsun Twitch'e. Ben Aşk-ı Memnu'dan geliyor sorumuz. Siz izlediniz mi? Biliyorum, evet izledim. Ben azından izlemedim de benim çok yakın arkadaşlarım hep izlediler. Ben o kadar bilmiyorum. En azından. Bende var. Hiç yani alakası yok bu sorunun Aşk-ı Memnu'yla zaten. Tamam. Aşk-ı Memnu'daki Memnu ne demek? Bunu biliyor musunuz siz ben de? Ben biliyorum. Yazdım bile. Değil mi ya? Çünkü basit bu ben lisedeydim o zaman. Bunun muhabbeti oluyordu abi. Aşk-ı Memnu ne demek falan. Hazır mısınız? Hayır. O zaman bilmiyorum. Süren başladı. 5 4 3 Tamam aç. Aç Allah aşkına. Tamam aç. Aç ne yazdın? Ben ama yalan doğru bilmiyorum ki memnuniyet yazdım ben. Aşkından memnunum muyuz? Ha, memnun muyuz? Kimin ya? Neyin aşkını? Oğlum Bihter'in. Şimdi o hepsini sevmiyor mu? Soruyorlardır benim aşkımdan memnun bak, musun? Güzel yoldan gidiyorsun. Hı-hı. Hepsini seviyor. Herkesi sevebilir misin? Aşk sarmalı. Hayır. Hayır sevemezsin. Bir kişiyi sevemezsin. Okan'la Soykan aynı anda. İşte bu be. Ne yazdınız bana da söyle. Yasak değil mi? Yasak. İşte tamam. Ha, yasak aşk. Yasak aşk. Oha çok basit lan. Okan yasal evet mı yazdı? Çok mantıklı. Yasal aşk mı? K'm birazcık. Legal aşk. Legalize it. Evet. Legalize. Bunun arkasıyla siliniyor bak. Sen reklamını mı aldın? Arkada yazmamışlar. Evet hocam. Kaç puan? Kaç puan? Bu soru kaç puan? 7 puan. Oo. 7 puan bir soru bu. 22 mi? Ben ilkinden 5 aldım ya. 7 daha aldın. 22 mi oldu? Demin de 10 aldım çocuk. Sen arkadaşına güvenmiyor musun yani? Ben deminki onu yazmadım. Pasta çizmiş oraya o kadar. Etti 31. Biz bir tane Guinness Dünya Rekoru kırdık. Dünya muhabbet rekoru. Bu dörtlü 54 saat muhabbet ettik hiç kesilmeden. Ve böyle bir rekora imza attık. Bu rekorla birlikte Guinness Dünya Rekorlarından bir soru. Buyursunlar size. İnsan ufkunu açan bir soru. Guinness Dünya Rekorlarına göre tamam, insan yapımı en pahalı nesne nedir? Tamam. Ne kadardır fiyatı? Nerede şu anda? İnsan yapımı nesne. Ya evet. Ne bu? Fiyatı ne kadar? Tamam. Bir de nerede? Nerede? Aynen. Tamam. Hadi bakalım. Siz de mutlaka tahminlerinizi şu an videoyu durdurun. Yorumlara gidin yazın. Sonra da unutun o yorumu. 2 sene sonra gelin bakın. Bakın bakalım siz o kişi misiniz hala daha. Tamam. Hazırız hocam. Yazdınız cevaplarınızı. Eminsiniz. Ben çok kopya çektim. Yalan söyleme benimki böyle duruyor. Aa, ya. Kanıtlayabilir misin bunu? Hayır. Ribble'ye girelim. Gerçi evet. Evet evet girelim sana ya. Ben hiç eğer çektiysen senin sonra puanını sileceğim. Eğer kurgudan çekmediysem sonra. Ama. Çekmediysen Okan'ın 10 puanını sileceğim. O benim niye puanını yanlış siliyorsun? Yanlış iddia. Ya. Bizi uğraştırıyorsun Ribble'ye. Ama kanıtlayamam Ribble'ye dedim. Tamam doğru. Deniste de öyledir. Şahin gözü geldiği zaman. Challenge. Tamam ben açıyorum cevabını. Evet. Ha, Şahin gözü mü onun adı? Evet. Aç o zaman cevabını. Uluslararası Uzay İstasyonu uzayda bulunur kendileri. Birkaç milyon dolar gibi bir de milyar dolar. Göztepe'de ev alamaz. Birkaç ama çok milyon dolar da olabilir. Bir baktım benden kopya çekmemiş evet. Yok. Süper. Birkaç sen milyon tamam mücevher. Tamam. 900 milyon dolar Abu Dhabi'dedir. Mantıklı. Yani güzel gitmişsin. 900 milyon dolar biraz az. Öyle mi? Az. Şimdi duyacağım parayı duyarsan. Bir insan yapımı nesne gibi. Ama uzay istasyonu da mantıklı oğlum, yani. Oğlum Amazon da insan yapımı buyur nesne 1 trilyon dolar. Nesne değil Amazon. Çevir Okan'cığım. ISS. Helal. Yine. O dünyanın yörüngesinde kendisi. Ve 1,5 trilyon dolar olarak bir fiyat biçti. Sen internetten mi baktın? Hı. Sen oradan telefonundan mı baktın? Saatinden mi baktın? Nereden baktın oğlum buna? ISS yani International Space Station. Doğru. Hı. 150 milyar dolar. Ah aha be ulan sıfır yanlış bir yazmış sıfır hocam. Bir sıfır yanlış yazılmış dünyanın yörüngesinde. Kim bakmış? Ben? Yok. O mu bakmış? Telefondan bakmış belli ki. Bir sıfır yanlış bakmış. Evet. Oğlum benim ne kadar saçma oldu cevabım birden. Evet, benim mücevher bu. Utandın mı? Mücevher. Abla da bir de mi? Ben biraz galiba vizyonun senin daha biraz. Soykan sıradaki soru senin için. Abi altın. Düzgün soru sor lan. Kaç puan aldık biz buradan? Bu sorudan 15 puan aldınız. Oo. Yani 5-5-5 işte hangisini doğru bildiyseniz onu pay edin arada. Ben onu almışım. Tamam. Sana 15 veriyorum ya 1,5 mil, 1-0'ın lafı mı yapalım? Eyvallah. Tamam abi. Sana 10 veriyorum ama. Ben 30 puan aldım. Seni sevmedim. Total. Yemin ederim de şarabı saçını başını sıkıyor. Kendi buna da 15 yazdı. Bir öncekine de 11 yazdı 10 puanla. Ben anlamıyorum artık ya. Pokédex'teki Pokemon hepiniz izlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Evet. Pokédex'teki bir numaralı Pokemon. Onlar Charizard'larla Balbazar'larla yarışırlar. Ben tekim. Bir. Numara aa, bir. Allah Allah. Hadi niye dedin şimdi sen? Hangisi? Söyleyeceğim. Bulacağım. Bunu aynı anda çevirir misiniz? Çeviririz ya.
Balbazar. 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 Hakikaten siz ne kadar iyisiniz ya. Helal olsun. Pokemon dedin mi biz? Helal olsun. Bir puanlık soruydu. Çünkü bir puan. Evet. Bir puan. Lertos onu da ben almıyorum. Lan. Alma lan. Ben aldım. 37'de bıraktım ben kendimi. Ulan sen çok güzel bak. Hocam çok özür dilerim. 30'dan 32'ye çıktı bu arkadaşım. Mete hep her ne soru kendine. Hile yapma taş ya. Çalıyor ya. Şimdi tahtanın başını sikeyim. Abi hayır. Düzgün yaz ya. Bir puan verildiyse bir puan al ya. Tamam al ya. Bir puan aldım. Tamam. İnsan niye bir puan verim soruyu 2 alır oğlum? Ama bak her birinde... Okan'ın almadığını ben alayım dedim ya. Çok güzel soru. Tavla oynarken... Benim... Genellikle açılışta... Zeki Müren kapısı almak için atılması gereken zar. Buna abi süre bitsin hocam. Üf değil mi? Zeki Müren o mu ya? Zeki Müren bitsin kapısı. Ya, Zeki Müren kapısı. Şak şak. Şak şak mı? Hala bak devam ediyorlar hocam düşünmeye. Ben sana olsun. Ekstra puan vereceğim teşekkür şimdi. Teşekkür ederim. Hadi dikkat. O oydur inşallah. Hadi bakalım çevirelim. 3-1. Düşeş 3-1. Helal sana be 6-4. 6-4 mü Zeki Müren? Ah be. Tabii. Ben daha Zeki Müren deyince 3-1 gibi. Sen, Zeki Müren özel ilgi alanında. Sen en sevdiğim arkadaşımsın artık Zeki Müren. Evet içeride böyle diğer iki pulun hemen yanında. 5'ten aldın bir de o 8 kapısından aldın okey. Tanrı'yı unutmuşuz ya. Ulan sorunun güzelliğine bak ya. Kaç aldık puan? 6-4, 12, 10. 10. Ne? Zarları topladı 10 ben. Ha iyi. Oğlum ne? Tamam. 5-1 olsa 6 alıyordun işte. Sihirli annem Cem'in. Cem. Cem Çileğin annem. Hatırladım. Evet. Cem Çileğin abisi. Evet. Evet. Tamam. Evet. Öz abisi değil ama. Evet. Değil. Cem'in sevgilisinin evet. adı nedir? Oha! Ulan diğer kızın adı geldi aklıma. Kardeşi o değil Allah. Sakın. Game of Thrones bu lan bu. Hocam bitti. Helal. Evde hep tamam tamam buldum. Sanki bizden biri dıbı 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 hem gerçek hem doğru. De beni. Doğru. Masallar diyarından gel. Buraları atalım. Buradan bir dakika oğlum Okan Taci yazmış. Wow. Wow guys wow. Wow Taci diye bir şey yok. Hayır. Ben size anlattım bu hikayeyi daha önce. Herkes... İlk 4 bölümü wow. Benim köpeğim oynuyor. Oğlum insan dedesinin yani. İnsan dedesinin bir de transmutasyonu. O onun dedesi değil. Dedesi? Dedesi? Kan bağları yok. Ya oğlum. Tamam oğlum ha, dedesidir sonuçta. Üvey dede. Çilek de kardeşi değil o. Çok büyük fun fact. Şimdi utanır kendisi. Çok doğru. Büyük fun fact. Sihirli Annem izlediniz hepiniz aynı dönemlerdeyiz muhtemelen. İlk 3 bölümünde, 4. ilk 4 bölümündeki Taci sevgili Mete'nin köpeğiydi o dönem. Doğru. Sonra çok benzeyen başka biriyle. Bizimkinin krem peynir alerjisi çıktı. Salak. Gerçekten. Krem peynir yedirerek konuşturuyorlar ya burada. Sen köpeğin mi oynadın? Ha, o evet, ya, o ilk 4 yani. Bölüm Taci. Oha. Tamam evet, bunun evet. Üzerinde bu kadar durmayalım. Tamam hadi geç. Okey. O zaman kaç puan bu? Aa doğru bu puanın bunu anlamı kötü. Taci benim dedem puan. Oldu pardon. Taci benim dedem değil. Ben daha puan. Fazla puan alayım. Harç başına 1 puan 5 puan. Sen 1 puan alabilirsin. T'yi doğru bildin. Helal be. Evet abi bu böyle bir yarışma yani. Hmm. Adaletin timsali. Çok güzel bir soru. 90'lar çocukları hep merak etmiştir bugüne kadar. Lan bu sorunun cevabı ne olabilir diye. CD'nin açılımı nedir? Oğlum sen ne kadar bilgi dolu birisin ya. Ezgi çok doğru bir tercih vermişsin. Çok öncelikle boş vaktim yapmışsın. Vardı bir tane. Helal lan. Soykan da bildi. Cooldown deduction. Doğru. Salladım. Evet. Deduction. Celle Senoy. Doğru sallamış mıyım? Doğru cevap. Ya yakın. Kontakt disk. Kontakt disk. Kontakt diyerek disk. Mi yani? Temas mı ediyoruz? Optik okuyucuya temas mı var? Kompakt değilmiş. Değil. Kompakt. Tamam. Doğru cevap. Tamam ben kompakt sizde, yazdım. Sizde 360 puan aldınız. Wow. Niye lan? CD yuvarlak ya. Ben kaç aldım? Sen almadın bilemedin çünkü. Ha dur diski bildin lan sen. Hı. Doğru sen 180 puan aldın. İyi. Güzel. 360 son sorumuz. 397 etti evet. Aha son soru. Çok kıymetli bir soru. Hı hı. Bak. Sor. Aynı deli gibi SMS. Popstar Bayhan'ın SMS kodu nedir? Oy. Hadi bakalım. Saçma alev gibi sapan. Soru. Atıyorum kağıtlarımı da son soruda olduğuna göre. Abidin 101. Firdevs 105 de. Firdevs 104. 104 Firdevs evet. Helal ben cevabını unuttuğum için kartlara bakabilir miyim? Bir dalı ver onları. Ben hazırım. Ölüm oldu. Tamam hatırladım. Ecel oldu. Kopyacak mı kardeşim? Yazdım.
Aynı anda açın. 3 tane rakam ya. Hı. Sayı. Bu Firdevs miydi ya? 103 değil. 107 değil. 109. Ah be. Kaç? Doğru cevap 105 olacaktı. Ah, ah be. Yaklaşmışsınız ama. Maalesef ona puan veremiyorum bu yüzden. Ama 1 ve 0'ı doğru bildik. Evet. Hakikaten lan çok mantıklı. 10 puan alalım. 20'şer puan alınmanız lazım. Doğru. Çünkü her bir rakam için 10 puan olsa. 4. Tebrikler. Puanlarınızı artık kurguda mı koyarız? 417 benim. Nasıl hesapladın mı? 417. Senin? 360. Senin? 428. Helal. Sen şimdi ona mı yemek alıyorsun? Ben Ahmet Hakan şey çıktım. En altta sen misin şimdi o? Ben dedim ki bu videonun sonunda konuşuruz onu. Konuşalım. Konuşalım. Kabul ediyorum. Lan, çok koca örüklü birisi ya. Bu gereksiz mi? Kokoreççi Baki'deyiz. Ekip farklı, ortam. Aynı. Mete nasıl? Bu sırayla paylaştım ama bu kokoreç miydi abi? O kokoreç işte benden. Bu kokoreç değil. Bu kokoreç. En üstte bir şey bu. Özgür tatlı bir etkisi var mı? Şu inanılmaz güzel insan kısımda evet. Arkasını gördüm. Bir tane daha gömeceğim. Nasıl yapılıyor? Böyle güzel. Bu şekilde arkadaşlarınızı siz de evinizde kendi hazırladığınız sorularla test edebilirsiniz. Haftaya bizi kim test edecek? Ben edeyim mi? Sen et. Siz de arkadaşlarınızı test ettikten sonra bize gönderin videosunu. Onu da biz likelayalım. Evet ama YouTube'a yükleyin yani. Öyle Twitter'dan falan atmayın. Deli yapmışlar. Onu da biz likelayalım. Aklınıza gelen böyle gereksiz sorular varsa Discord sunucumuza bir tane de kanal açalım. Orada da siz yapıştırın. Ha, belki şöyle oradan de soru seçeriz. Çok özür dilerim. YouTube kanalı açtık bir tane. Bu videoyu izliyorsunuz ya. Altta yorumlara yazın. Ya. Discord'da değil. Aşağıda yorumlara yazabiliyorsunuz. Oraya da yazın ya. Evet. Mutlaka bir yere yazın. Kendinize de çok iyi bakın. Hiçbir şeyin de sizi üzmesine izin vermeyin. Görüşürüz. 3 kamerada da varım. Hepsine görüşürüz. Ona da el. Yeneledi. Anamız bu. Tamam. Anamız bu. Konu sıra. Ya anamız meze oldu. Abone ol.